Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan hoş geldiniz. Ben bu sefer biraz çizginin dışına çıkıp online'da adam dövmek yerine story modda ilerleyeceğim. İlerlerken anlatırım da biraz. Belki takipçi olan arkadaşlar, YouTube kanalından falan takip edenler de oyunda takıldıkları bir yer olursa, ki Mortal Kombat history modda takılacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Sadece hani bu videoyu yapma gereği duyuyorum hepsi bu. Story mod biraz başlamıştım ben. Çok az. Continue diyorum. Bayağı başlar yani. Milena ile Kotal Kahn birbirine girdiler falan. Milena milleti unuttu. Bakalım. Fujin'di galiba bunun. Bu da bunun elemanı. Geçemiyoruz be. İşin kötü tarafı. Geçebildim. Hilmi'nin. Çok iyi oldu. Sub-Zero ile mi oynuyorum ben şu an? Evet, Sub-Zero ile oynuyorum. Baya bilmeden oynuyorum ama yapacak bir şey yok. Bunun 3 ileri vardı. Çok rahat gördüm. Oyunun iyi yanı genelde kombolar hani birbirine çok yakın. Daha önce oynamadığınız bir adamın kombosunu yapmakta çok zorlanmıyorsunuz ama tabi eğer o oyuncuyu ciddi anlamda profesyonel şekilde kullanmıyorsanız, mesela combo birleşimlerini kesinlikle yapamıyorsunuz tabii, o Allah'ın emri yani. Hani ben şu an bazı hareketler yapıyorum ama hani bu önceden gelen klasik, işte küçük yumrukla bir special hareket vardır, büyük yumrukla bir special hareket vardır, İşte aşağı ileri aşağı geriye birer hareket kullanmıştır falan şeklinde. Hani sadece idare ediyorum yani, konu bu aslında bakarsan. Takeda'nın aklını aldı bu arada. No doubt Kenshin taught you how to use them. My father taught me a lot, Grandmaster. Oğlum Grandmaster diyorsun, adama kafa tutuyorsun yani. Yaptığın aptallık biraz. Tabii bir de karıştırmalar var, hakim olamadığımız için. Takeda'nın bu arada en iyi combo tekniği bu ama oynamasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Oynayanı da görmedim, hiç yalan söylemeyeceğim. Bence eğer oynama işini çözebilirseniz ya da çözebilirsem, ve bu oyundaki en tehlikeli kombolara sahip olan adam bu bence. Yemedi. Buradan bunu anladık ki Scorpion Sub-Zero ile 2'dir. Şeyi yediremiyormuşuz. O hareket de var zaten. Aa, çok iyi. Story moddayız. Yeni gelen arkadaşlar için. Henüz baban kadar değilsin. Bir uyarı verdi falan. You announced your arrival, Jacqueline Briggs. Specialist Briggs. Yes. Military decorum is important in your family.
If you know my father, you know me. Thought you and he were friends. Our history shall have a dark chapter. Ya hadi babanla bir olayı var şimdi bunun. Sen niye tutuyorsun adama kafa kızım yani kız halinle? Yok babası görse adama saygısızlık yapma diye babası tokatlayacak. Oyunun kendisi spamlıyor. Online oyundaki adamların bu kurşun atma hareketini yapmaları bence oldukça normal. Yani yedirdik sonunda şükürler olsun. Yarın bir gün bir muhabbet olursa Sub-Zero'yla ilk sırayı yedirmedim demem yani. Rüket'e bağladın kızım. Bunu da şimdi yine biri gelir. Yani bence bana sorarsanız Mortal Kombat'ın online modunun bütün hikayesi size bütün oyuncuları birer round böyle oynatmak. Yani bence bütün olay bu ya. Kunjin dövülesi. Bir grup insan olduğunu düşünsene sürekli birileri birilerine dalıyor. Arkada Sonya kavga ediyor falan. Çok garip ya. Hadi oğlum bir saattir ne konuşuyorsunuz ya? Bu herif bizi döver ama ya bunlar. Köşe taktiği yapayım. İyi buldum be. O story modda oynadığınız dövüş teknikleri birincil teknikler. Zaten seçme hakkınız yok. Tabi sonuçta Amerika Atatürk görmemiş bu ülke. Atatürk görmüş olsalardı seçme ve seçilme hakkı verirlerdi. X-ray yapıyorum. Oo, o da bana yaptı, ödeştik. Ateş atarsam buz atarım. Komboyu unuttum desem komik olacak mı acaba? Aa böyle bir olayı varmış bu herifin. Bunu dövdük. Bir de şekil konuşmalar, American Dream hep bunlar. Baksana Sub-Zero hep seni maymun etti. Sub-Zero, let's talk. Hadi konuşalım. Hemen hemen konuşalım ayağa. Ne oldu biraz önce şekil yapıyordunuz? Yemin ediyorum Sub-Zero acımaz yani. Bak bak. Acıdı. This was all a
Bir geçsek artık. Yani çok sıkıldım. Sizinle konuşmanızı izlemek. Yani. Herifteki şekillere bak ya. Şey atıp vurmalar falan. Kimsin oğlum sen? Bitsin diye böyle. Ha tak tak yapıyorduk, bir dakika hatırladım. Şöyle bir kombosu var burada. Basit. Çabuk öğrenirim diye. Ayı geldi. You couldn't just ask for a pony like every other girl? Slow kız benim. Bunu da var. Bunu da var. Ha, X savaşı muhabbet çıkacak herhalde. Hiç de zorlamıyor yani. Merhaba Barış'cığım. Şimdi yine X'imi seçmemi... Ha yok, kapışacağız. Yapacak başka bir şey yok. Herif o kadar büyüktüler ki gözümde. Skorpion'la oynarken normalde meze olsun diye dövdüğüm bir adamdır kendisi. Ya yapmışlar. Hemen çabuk bir combo bulabiliyorsunuz yani. Oyunun böyle bir güzelliği var. Bak, bak. Bitti. Love to learn more about you. Too bad you're insane. Her zamanki cool konuşmamızı da yapıyoruz tabii. Guys, all right?
We're here to see Kotal Kahn. General Blaze. You interfere without world matters. The penalty is death. Sensing a theme. But as we honor the rainbow of course. Abi ne konuştunuz ya? Bir geç Allah için bir geç. Elemanın tripleri var. Ulan sen kimsin? Raiden'i döveceksin diyoruz ama şimdi dövmek zorundayız tabi. Yapacak bir şey yok yani. Dünkü velet. Ben şahsen ikisinin %100 oyunları bu. Kung Jin ve Raiden'in oyunlarını karşılaştırdığımızda gerçekten Kung Jin'in sıfır şans veriyorum. Yani hiçbir şekilde şans yok bence Raiden karşısında. Kesinlikle hamdi. Ben vuracaktım ya. Raiden de dediklerimizi duydu herhalde. Herif gaza geldi. Tamam, görüşürüz başım. İkimiz farklı taraflara uçtuk. Raiden teleport hareketinden yırtarsanız geri dönüşte hiçbir şekilde koruma alamaz, haberiniz olsun. Attığınız her şeyi yemek zorunda. Bak hani dövdü üzgün, Master dövdü ama herif üzgün yani. Blood of Kung Lao, descendant of the great Kung Lao, common thief. Did you think you could walk unimpeded into my temple and walk out again without my complicity? Ben de zamandan kimse hesabı yapıyor. Raiden de dayağı yedi, sonra ne yapacak mı? Wow. Bu Kotal Kahn'ın da ben tehlikeli bir adam olduğunu düşünüyorum. Çünkü yakaladığında bırakmıyor herif. Tekken oynayan varsa bilir, bu King vardı orada bir tane. Ona benzer bir tekniği var bu herifin. Sürekli X-ray'de kullanıyorum bu arada, haberiniz olsun. Hani hem dönmek için görevi tekrar geri dönmeyelim. Hem de hani gözüküyor zaten, adamlara çok hakim değilim. Yemin ederim oyun başlasın diye bastım ilk tuşa. Şu köşeden sonra yukarı çıkarda geriye tekmeyle kendinizi koruyarak tekme atarsanız bence 10'da 9'u tutacaktır yani. Bak buradan sonra defalarca kapabilir beni aslında ve hani yapmıyor işte, oyunun modu kolay çünkü. Kare tuşuna basıyorsunuz ya. Adam bütün kombosu var. The charge is against you, Arvoid. I say to all that Earth realm means outworld no harm. Now kill me. Be done with it. You're not actually gonna. Instead of your life, I claim your service. If Melina does have the amulet, we can get it from her more easily if we work together. Emperor, they cannot be trusted. Flora, can you not perceive? I am indebted to them. You honor us, Kotal Kahn. Our gratitude is wide like the ocean. I'll talk to General Blade. Tell her about our new. İnanılmaz sahte konuşmalar falan. Thanks for the heads up, Sergeant. Stay with Kotal Kahn.
We'll figure out next steps once I've got Kano locked down. Yes, ma'am. Cage out. He's still here. I can feel it. Report. One of the refugees found near the north perimeter. That's one of Kano's neckties. Inform Lee May. Tell her we're investigating. Raiden, what'd you find? Raiden maymun etmişler, baksana şu hale. Koskoca Raiden maymun olmuş. Kano'yu mu buldun? Scorpion'u buldun. Belanı buldun kızım sen. Ama Scorpion bize bir güzellik yapacak. Çok şey yapmayacak değil mi? Baksana kombo başlıyor, geri bekliyor falan. Kimse de kimseyi öldürmüyor. Quan Chi, you've lost. A delay, Splade. You never know still weapons. Canı gitti. Adamı öyle döver döver yerde bırakırsan. Aynen öyle. Merhaba, hoş geldin. Ne arkanı dön hemen, arkanı diyeceksin, arkanı dön. Bu olmayacak dedi ve girdi. Lan uçağı çıkarttık, ne işe yarıyor uçak? Ne haber, nasıl gidiyor? İzmirliyim. Jax. Adamı sinirlendirdin. Ulan yakaladın, niye yumruk atıyorsun? Yumruk atıyorsun, niye bırakmıyorsun? Crap.
Aaa, onu da vursaydım iyi olacaktı. Ya süper, yakaladım bunu ben. Doğrudur, olabilir. İzmirliler seviyor galiba böyle şeylerle uğraşmayı. Çok iyi. Seni çıkartacağım, iyi olacaksın. Diyor ki akacak kan damarda durmaz. Yardım et bir pezevenk. Sağa sola elektrik şekli yapıyorsun. YouTube'daki hesabım var, onu yazayım, onu kontrol et istersen. Oradan daha çok eğlenebilirsin. Hatta abone olup beni de sevindirebilirsin. Ooo. Ben diyor hallederim bu şunun bunun evladını diyor. Çok iyiydi. Adam önümde duruyor, adama vuramıyorum ya. Teşekkür ettim. Bu arada Somba ile şey Somba. Somba, bu kızın adı Somba. İyi kombolar varmış ya bu kızda. Aa, yaptık ya kardeşim. Aynen, soba dedik karıya ya. Sonya yani, bildiğin yılların Sonya'sını soba yaptık. Sonya Blade, the link with Quan Chi is not completely severed. Not a problem. Burada da biraz şey yapmışlar. God of War'dan bir çıtır çalmışız. God of War'da daha yeni çıkan ekran kombinlerini yakalamanız gerekiyor. Var birkaç tane daha oyun oynuyorum. Hatta birazdan yavaştan geçiş yaparım onlara da. Ve adam hala ölmedi yalnız. Kan aksın artık bir yerinden ya. Can evinden vuracak. Onu yapmayaydın iyiydi ya. Tamam canım benim. Herkesin içindeki kötü ruhu kurtardı. Ya biraz önce yaptığı oyunun hafızası işte ya. Hani story modun otomatik ilerleme şeyleri. Şuraya bir geçeyim ve ben bir çıkayım artık şundan şimdilik. Hani bu kadar story mod yeter arkadaşlar. Ancak bu kadarını kaldırabiliyorum. Online'da biraz devam edeceğim. Devam ederiz.
şuraya girelim. Şuradan da bir vadinin kralı seçelim. Evet. Adam var ya. O sırada biraz Scorpion'u tanıtabiliriz size. Arkadaşlar şimdi Scorpion'u 3 tane kombosu var Scorpion'un en basit bilinen. Bu bir kare kare yuvarlak zaten ekranda çıkıyor. Üçgen kare yuvarlak. Geri kare üçgen yuvarlak. Pardon, geri kare üçgen ve kare tekrar. Özel hareketleri var. Kareli ok atmak, bu bir. Yukarıdan ateş düşürme, alttan ateş çıkarma ve teleport. Karşıdan kendini etme, combo girişleri için. Şimdi bu komboları nasıl birleştirebiliyoruz? Komboların bir tanesinden kareli olanı teleportla karşıya geçebiliyoruz. Teleportla karşıya geçtikten sonra mesela zincir atarak devam edebilirsiniz buna. Özür dilerim, yapamadım. İki kere X'e basarak. Buradan da yeni bir komboya devam edersiniz. Ama bu ikinci başladığınız kombodan sonra rakibinizi mutlaka fırlatacaktır. Yani şöyle. Yine yapamadım bir saniye. Şimdi girdiğiniz komboda rakibi fırlatacaktır. Ve zıplatarak bağlama komboları var. Mesela zıplatarak bir havada tekme atabilir. Havadan tekmeyi teleportla bağlayabilirsiniz. Pardon. Böyle. Şimdi havadan teleporttan sonra adam tekrar elinizde. Aslında adam sizden hala çıkmadı. Yani sırasıyla gidiyorum. Bakın adım adım gidiyorum. Teleporta kadar okeyiz değil mi? Şimdi teleporttan sonrasına bakın. Zincir atıp yakaladım. Bu birinci seçenek. Olmadı, ben kaçırdım. Üçgenle başlayan kombomuzu hatırlıyorduk. O şekilde onunla devam edebiliriz. Bir saniye. Her zaman diremeyebiliyorsunuz timingle alakalı olarak ama genelde yer. Ya da uppercutla bitirebilirsiniz aynı kombineyi. Pardon. Kucakta. Yani kesinlikle uppercut yemek durumunda. Anca breaker'la yırtar.
Bakın şimdi burada ne yaptık? Burada yaptığımız olay şu. İleri tekmeli rakibi ileriye doğru fırlatırken teleportla arkadan kapıyoruz. Bu kısmına step olarak yani adım adım gidelim. Okey miyiz? Yani tekmenin arkasına her türlü bu teleportu getirebiliyoruz. Bu bir. İki. Teleportun arkasına combo giriş yapacağız. Özür dilerim. Ve bir sonraki teleportla bağladık. Onu aslında adım adım anlatacaktım. Havadan tekme, teleport ve combo yapıp rakibi fırlatalım şimdilik sadece. Yapabilirsem tabii. Ben bunları yapmayı bilmiyorum. Evet, gerçekten yapamıyorum arkadaşlar. Yapmak istediğim buydu. Özür dilerim, el alışkanlığı. Bunu anladık mı buraya kadar? Havadan tekme ve combo ile birleştiriyoruz. %20'lik. Yani bu hareketi 5 kere yaparsanız zaten rakibiniz ölüyor. O kombonun üzerine karşıya teleport var. Bakın. Buradaki teleport da fırlatacaktır. Yani bu teleport gibi size ona vuruş yapmanız için açıklık vermez. Tekrar yapıyorum şimdi. Havadan tekme, teleport, üçgenle başlayan üçlü combo, teleport ve adamı fırlatma. En azından %25'leri rahatlıkla görürsünüz. Yapabilirsem göreceksiniz siz de. Hayır, yapmak istediğimiz o değildi. %24, evet, aynı dediğim gibi %24 götürdü. Şimdi teleportu R, yani blok tuşuyla, R2 tuşuyla birlikte yaptığınızda, biliyorsunuz mesela enerjiniz doluyken yaptığınızda bu hareketleri daha işte parlayarak yapıyor, daha güçlü enerji götürüyor, bunu biliyorsunuz. Şimdi havadan tekmeden sonra biz güçlü teleport yapalım. Yapabilirsek yapacağız. Her şey aynı. Şimdi ben genelde şey yapıyorum. Bu arka teleporttan sonraki kombineyi yarıda kesip şu hareketle yakalayıp sıfırdan bir kere daha komboya girip adamı fırlatıyorum. Şimdi bunu güçlü komboyla şöyle adım adım gidelim. Bu bir başlangıç hareketimiz. Arkasından güçlü teleport diyeyim size, yani alttaki dolmuş olan enerjiyi kullanarak yapacağınız. Bunu da anladık mı? Hatta farkındaysanız hareket değişti biraz. Bak bu şöyle, aradaki farkı göstereyim. Bu normaliyle yapılmış olan, direkt yere fırlatıyor ama bunu da bir kere de vurduktan sonra havaya atıyor. Hani Horuket var ya Street Fighter'da, aynı onu yapıyor. Şimdi onun devamını getireceğim. Combo girip bırakacağım sadece. O fırlatmanın üzerine aslında biz o adamı devam ediyoruz. Bırakmıyoruz. Tekrar normal teleport yapacağız. Arkadan vuracak. Son kez tamamını baştan yapıyorum. %24. Benim anlatmak istediğim şeyi de unuttum, kusura bakmayın. Arkadan güçlü kombonun üzerine aslında onu bir kere daha kapabiliriz. Yani %24'ü arttırabiliriz. Konu bu. Mortal Kombat'ı profesyonel olarak oynamak istiyorsanız yakaladığınız adamın, bir kere boşluk vermemek çok önemli. Yani alttan koruma ve ayakta koruma arasındaki fark var. Onu bilmeniz lazım. Eğer o aradaki farkı bilmezseniz çok ciddi anlamda dayak yersiniz. Çünkü şu şekilde koruma aldığında yukarıdan gelen bir tekmeyi kesinlikle yiyeceksin. Ya da bu şekilde bir koruma aldığında bir çelmeyi kesinlikle yiyeceksin. Şimdi korumayı nerede ne zaman alacağını bilmek, düzgün koruma alıp atak yapacağın zamanda da atak kusursuz yapıp en fazla enerjiyi yiyebilmek. Aslında Mortal Kombat'ın bütün mantığı bu. %24'tü. Bakın %24 arttırmaya çalışacağım. Bir saniye. Ya tam yapıyorum, olmadı ya. %27. Yani %3'lük bir fark ama olsun, hiç yoktan bayağı iyidir bence. Bakın
%26. İşte yani %25 demek 4'te 1'i biliyorsunuz. 4 kere bu komboyu bir şekilde yakalarsanız. Ki benim en sevdiğim şu, çok pratik, çok hızlı ve çok ciddi anlamda enerji götürüyor. %23. Bir anlık 3 hareketten oluşuyor. Yapması çok basit. 1, 2, 3. Hepsi bu. %23. Aslında bakmayın yani. Bakın ne kadar ciddi ve uzun bir combo. Gerçekten yapması zor. Bir saniye, özür dilerim. Kaçırmaman lazım. Aa, ben diğer combo yapacağım zaten. Kaçırmaman lazım. Bir sürü işlem yapıyorsun. Bir sürü adam dövüyorsun. %23'lere geliyorsun. Al abi sana %23. Bitti. Bir de benim kendi bulduğum bir combo var. Yani kendi bulduğum derken zaten oyun içinde olan bir şey ama hani yapanı hiç görmedim. Hep ben yapıyorum. Kimse benden kopya da çekmedi şimdiye kadar. Sağ olsunlar. Yaparsam tabii. Orada oku da atıyorum. Şimdi atacağım onu da. Yani atıyorum. Genelde atıyorum, bu akşam bir şey var. Attım. Heyecan oldu sanki. Neyse, son kombineyi de yaptığımızda olay tamamdır arkadaşlar. Gerçekten zor kombineler. Kusursuz zamanlamayı bulamadığınız zaman olmuyor. Combo öğretmeye çalışan birinin komboyu yapamaması biraz komik olabiliyor bazen. Bunu da idare edeceksiniz artık. Abi oku atamıyorum. Atıyorum. %27. Biraz önce komboyu herhalde abartsız 2 dakika zaman harcadım. Bayağı da bir tekrar yaptım. Yapamadık. Yaptık yapamadık. %27 combo götürdü. %27 enerji götürdü. Hiç uğraşmayın abi. Şu hareketi yapın. Bu kadar. Dört kere yaptığınızda zaten bir. Bakalım abi. Zaten %100'e çok az bir şey kalıyor. 2. 8, 9, 92. %92. %92'si bitti bakın. Yani öldü işte, bu kadar. Şu hareket, bakın. Rakibi bir şekilde mesela uzaklaştırdınız. Rakip tam kalkmayla kalkmam arasındayken bunu yaparsanız kesinlikle o darbeyi alacaktır. Kesinlikle çok zor kurtulur. Eğer yerdeyken korumayla kalkarsa bile, yerden korumayla kalkarsa eğer, yiyecektir o darbeyi. Kurtulması çok zor. Hani bu mutlaka enerji götüren bir şey. Onun haricinde bir de mesela rakibinizi biraz oyalayıp hani kafasını karıştırarak sizden başka bir beklenti içerisindeyken mesela rakibiniz. Şu hareket. Yine bu hareket 10 seferin 9'unu da tutar. Ve bir sürü combo başlangıcı yapabilirsiniz. Şimdi yakaladınız, zincirle çekebilirsiniz. Bu bir. Yakaladınız, biraz önce o pratik olan kombomuza girebilirsiniz. Pratik olan yapmadık tabi. Şu %23 götüren vardı ya, o. Yapayım da görün. Bu. Bunun ciddi anlamda mesela her şey olanak verebilen bir hareket. Çok ciddi bir hareket. Bu tekniğin en önemli hareketi bence. Her şeye yol açıyor çünkü. Uzaktan kapıp okla da çekersin. Adam direkt sende yani, hiç kurtuluşu yok. Şu kombonun da, şu görmüş olduğunuz combo, kare kare yuvarlak. Şimdi rakibinize saldırırken o haliyle koruma alacaktır.
Ama korumada da sürekli bu komboyu saydırırsanız zaten 7 zaman %9, %10 gibi bir şey götürüyor. Hani ok üzerine yaparsanız %10'u rahat görür. Yine %9'muş. Ok atmanın bir anlamı yok demek ki. Korumada bile çok ciddi enerjisini götürür. Mesela şu an koruma aldığını farz edelim. Rakibim yok. Bilgisayar, işte PlayStation yani. Bu komboyu şu an bir kere yaptım. Kombo biter bitmez bana atak yapmak isteyecek. Kombonun hemen üzerine bir çelme takabilirim. Kesinlikle eğer. Komboyu yapmıyorum çünkü yani yiyor zaten bütün komboları. Koruma almıyor. Komboyu yaptığımı farz ediyoruz arkadaşlar. Kare kare üçgeni dibinde yaptığımı farz ediyoruz. Bazı adamlar birçoğu hemen arkasından çelmeyi yiyecektir. Ya da yine işte şu alanda komboyu yaptığımı farz edin. Hemen arkaya geçersiniz. Çünkü o bir şekilde size atak yapmak isteyecek. Yani kapmaya çalışabilir. Aparkat çıkarmaya çalışabilir ama hemen arkasına geçerseniz büyük ihtimalle size bir şey yapamaz. Benim sıram geldi. Flying Man'i bekledikten sonra oynayacağım. Pay your respects.
There is a new king. Kötü dayak yiyeceksin ama şimdi. Adam oyundan kaçtı. Milena'yı alacak. Dövmeyi en sevdiğim. Bırakın gelsin eve gel. Nasıl atak yapacağı hakkında hiç fikri yok. Sadece öğrendiği iki hareketi sürekli durmadan yapıyor. İşte o yüzden yeniliyor. Keserek, kesinlikle görerek oynamıyor. Bak, ben ona hiçbir şey yapmadım, hareketi yaptı. Güzel komboydu ama, iyi götürdü Allah'a var. Vay be, bayağı dayandı. İyi yerden aldı oyunu.
Scorpion'um ben, oyunu kazananım. Crow. Prox. Puan veren iki arkadaşı özellikle daha fazla döveceğim. Perfect. Bir de bu çok ukalaydı ha. Ukala. United Arabik'teki çocuğu da çok kötü döveceğim. Ondan da bir round perfect alacağım. Hepinizi döveceğim. Bir puan verdi. Bir puan versen de bir şey değişmeyecek. Seni çok kötü döveceğim United Arabic. I'm gonna kill you Arab. Kill you. Merhaba Saim'cim, ne haber? Reptile çok iyi oynadığı zaman tehlikeli bir adam bu oyunda ya. Çok iyi oynamayabilen birisi gerçekten sizi kötü görebiliyor. Thank you.
İnternet can çekişiyor bu arada yani. Çocuk neyle bağlanıyorsa. Allah Allah. Beş dakika. Öldür sen sevince. Aynen, faction kill yapalım buna. Çok kolay bu da ya. Ah be. Baban keşke dışarı boşaltsaymış be Arap. Bak nasıl göt korkusundan falan ediler.
Şu Dark Zinker'la Alexander'ı da çok kötü döveceğim. İzleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bunlar beni sabaha kadar yenemezler, haberiniz olsun. Aleyküm selam Tito. Da birazdan yemeğe gitmem lazım. Akşam yemeğine. Hareketler çok eskidi be oğlum. Bu hareket yeni ama bunu biliyorum. Oyunu bırakırsın böyle işte. Şey yapacak yani, oyunu bıraktım da yendi. Nereye oyunu bıraktın oğlum? Oynamaya cesaretin kalmadı lan. Tito ne var ne yok? Oğlum kötü dövüyorum milleti ya. Dark Zinger gel oğlum gel. Come to Papa come. Pay respect guys. Eskisi puan da vermiyor. Thanks Patroid. You are gentleman. Vallahi yayın kasmıyor oğlum, senin internetin kasıyor. Sorun yok Tito ya, bir şey olursa sor, ben tekrar söylerim sana zaten. Dark Zinger, aa bunu çok kötü döveceğim. Çok döveceğim Dark Zinger'ı, çok. Çok dayak yiyecek benden, biçimsiz dayak yiyecek hem de. Kreatif, yaratıcı döveceğim onu. Çöktü öyle yani. Benim ona hiçbir şey yapamayacağımı sanıyorum. Efendim. Türk Türk. Baba dayak attım ben, belli değil mi? Hepsini dövüyorum yarım saattir ya. Flawless victory oğlum. Dark Zinger. Böyle kreatif dayak yemiş midir ya? Double Flawless Victory yapacağım buna ya. Come here oğlum, İbna!
Ah be, perfeyi bozdu pezdevenk ya. Al bu da sana fatality oğlum, fatality. Şu Alexander'ı da çok kötü döveceğim. Kazanıyorum puan vermiyor ya herifler. Böyle bir gıcıklık var mı ya? Yapmışsın. Sen nereden? Ne yapıyorsun? Nereden? Ha, eyvallah kardeşim. Ben de İstanbul'dan ya. Memnun oldum tanıştığımıza. Dayak yiyip yiyip bir de sıfır veriyorlar sinirlerinden ya. Aynen ya. Alıyor eline bir joystick, tutuyor. Liu Kang'le XXX falan böyle. AFK aldı değil mi? Bence delikanlı gibi çıkması lazım karşıma. AFK alıyorsa kaçıyordur yani göz göre göre. Çok büyük bir utanç verici, utanç kaynağı bence yani. Herife 68 level olmuş milleti döve döve. Yani hep aynı hareket, hep aynı hareket. Yapma be. Bayağı iyi bekledi. İkidir yapamadım lan komboyu. Şanslı ya. Ha, aparkat değil buna. Yerden takmamız gerekiyor. Kafasına sık, kafasına. Ya ben sağ taraftaki mesaj kısmını okuyamıyorum. Sen bakar mısın oraya neler yazmışlar? Alexander, don't be afraid oğlum. Come to me, come. Gel oğlum, gel. Yani bana küfür falan eden var mı? Varsa söyle, ona göre döveyim.
Hepsi zero veriyorlar ya. Nasıl dayak yediler teknelere, nasıl koyduysa. Next. Bak bak, AFK alıyor bak. Oo. Kaçıyor işte, bekliyor ki biri beni dövsün, benimle karşılaşmasın. Oo, o da AFK aldı. Kardeşim bak, dalgana kapışalım. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oynayalım, ben sana oyunu vereyim çünkü benim gidip bir yemek falan yemem lazım. Kapışalım yani, ilk round, bir round, iki round falan. Oyunu ben bırakayım sana, beni dövmüş ol. Birkaç tur dönsün yani, ondan sonra bir şeyler yaparız. Döv ama bunları, bırakma, tamam mı? Şımarmasınlar. Turkish power'ı duyun oğlum hepiniz. Kapışıyoruz, ben sonlara doğru geldim, bırakırım, sen devam et. Ah be. Yok, o kadar değil, kopuyor ya. Saldır saldır, boşluk verme, anlamasınlar. Çok pratik yapman lazım, çok çok çok. Aynen, zamanlamayı iyi oturtman lazım. Aynen öyle, çok pratik yap. Bak şimdi beni yeneceksin ya, deli gibi puan verecekler sana. Saldır saldır, durma. Gir gir gir, ha. Ben atacaktım onu da. Hadi hadi, az kaldı. Süpersin. R2'ye basılı tut, 2 ileri. Faction kill'ı. Tamam hadi, ben yemeğe gidiyorum. AFK yapacağım. Sen birkaç tur dön. Döv bunların hepsini, tamam mı? Bırakma bunları liderliği. Puan verecek verecek. Bak hepsi. Ya ne sazan ya. Neyse hadi görüşürüz.
Scorpion wins. Pay your respects. There is a new king. Sonya Blade. Sonya Blade. Sub-Zero. Pay your respects. Through
from defended. Scorpion. Delicious. Melina wins. Pay your respects. Ne demek Merdo'cum? Throne defended. Hı. Soldaki. Ya bendeki 55 mesela. Sendeki 36. Sağdaki 41 de klan sayın. Klandaki gücün. 50 olduktan sonra bir daha ilerlemiyor. Aslında şeyi değiştirirsen daha çok puan alabilirsin. Sen şu an hangi gruptasın? Ya işte onu 50 olduğu zaman değiştirebilirsin ya da değiştirmezsin yani kafana göre. Fight!
Your circumstances are dire. Round two. Fight! Teşekkür ederim Fiyaret takibin için. Dur bakalım. O zaman sana welcome back diyorum Tito. Ne istiyorsun oğlum benden ya? Thank you.
Adam bizi yendi. Aynen. Neyse ben çıkıyorum, bana müsaade. Sonra tekrar devam ederiz. Ekledim seni arkadaş olarak. Hadi görüşürüz, sağ ol, bye bye.